Orta. À la porte, il y a un patient qui demande à vous voir. Pas que je vienne. Olsun istemedim. Yemin ederim istemedim. Bak! Koca bir dünya var Nihan'dan kalan. Sen sadece onu öldürmedin. Ondan kalan her şeyi... Herkesi! Temizle buraları. Ye hepsini. Ben? Ye dedim sana! Dur. Dur şuraya. Ye. Daha hızlı. Daha çok. İyice görünmez olduk bu evde. Orada mısın? Ne?
demek istiyorsun? Niye sana borçlanıyormuşum? Korkut oğlan borcunu ödedim çünkü. Sana karışma demiştim. Bu benim meselem, kendim halledeceğim demiştim. Senin meselen olduğunu biliyorum zaten. Ama borcunu ödemek için de işe ihtiyacım var ve işsiz kalmanın sebebi de benim. Sana yaptığım haksızlık. Senin acımana ihtiyacım yok benim. Neden sürekli işlerime karışıyorsun? Bak, borcun yine borç. Tamam? Sadece o adama değil, bana ödeyeceksin. Ödemeni kolaylaştırmaya çalışıyorum sadece. Anlamıyorsun. Sana borçlanmak daha ağır benim için. Borcunu ödeyeceğim, merak etme. Ama bunun için ofise dönmeyeceğim. Parayı nasıl kazanacaksın peki? Onu ben düşünürüm. Sen ofise dönmeyeceğimi bil yeter. Sen bir belasın. Sen her şeyi mahvetmek için yaratılmışsın. Ben her gün ölmeni istiyorum. Yaşayarak çekeceksin cezanı. Sana bu konağın zindanı olacağını söylemiştim. Kaçıp saklanabileceğin hiçbir yer yok bu zindanda. Orhun Bey, bir arzunuz mu vardı? Yok. Hepsini tekrar yap. Haberim olmadan nefes almak bile yok. Dışarı çıkmak ne demek? Yüzüme bak! Bahçede gezip gül toplayacak kadar neşen yerinde demek. Kaya, Şevket Kaya benden toplamamı istedi. Nihan dikti o gülleri. Biliyorum. Öfke büyük. Acın derin ama bana öyle geliyor ki
bir gün Hira'nın özüne ulaşacaksın. Onun bile tam farkında olmadığı bir öz. Orada başka bir şey bulacaksın demek. Bir şey mi oldu Şevket? Orhun Bey, mutfaktan çıkarken gördüm kendilerini. Bir sıkıntısı var gibiydi. Bir şey demeden bahçeye çıktı. Katilsin. Hata mı yaptım diye sordun ya bana. Asıl hata kardeşim mezardayken senin hayatta olman. Gece başımı yastığa koyduğumda kendi yaramı kaşıyıp kanatıyorum. Defalarca dünyaya gelsem bu acı geçmeyecek. Vicdanım susmayacak. Ben hiçbir zaman affetmeyeceğim kendimi. Kenan abi, bu Mehmet Bey'in dosyası vardı ya, ben onu bir türlü... Kenan. Abla. Arkandan seslendim, duymuyor musun? Sokakta Meryem'leydin. Gördüm. Ne konuştunuz? Ne olur Meryem abla dönmeyi kabul etmiş olsun. Meryem işe dönmeyecek değil mi? Dönmesi için ne gerekiyorsa söyledim. Ama döner mi bilmiyorum. Neden dönmesi gerekiyormuş? Ayrılmış gitmiş işte. Abla bak bilmediğin şeyler var. Çok büyük haksızlık ettim ona.
Şimdi bir an önce bu hatamı düzeltmem lazım. Ne hatası? İftira attım. Hırsızlıkla suçladım. En kısa sürede bu yaptığımı da telafi etmem lazım. Peki o sana yaptığı haksızlıkları telafi etti mi? Abla lütfen. İyi. Sen aynen böyle devam et kardeşim. İnşallah Meryem abla bir an önce ofise geri döner. Çok ümitlenme Şebnem. Belki döner. Ben ikna edebilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama kolay değil. Çok haksızlık ettim ona. Haklı olarak sinirli. Yine de bir ümit. İnadını kırabilirsem belki bakacağız. Borcun tamamını kapatmış. Artık bana borçlusun diyor. Allah Kenan'dan razı olsun. Üzüldüğün şeye bak. Seni o pislikle muhatap olmaktan kurtarmış. Aslında sana ne kadar büyük bir iyilik yapmış. Farkındasın değil mi? Ben Kenan'ın bana iyilik yapmasını istemiyorum abla. Bu kaçıncı oldu? Hele bir de olanlardan sonra bir daha asla ofise dönemem. Bana hırsız dedi. Nasıl unuturum ben bunu? O belgeyi çalıp davayı satabileceğimi düşündüm. Bir an önce çalışıp ona olan borcumu son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Bu konuda burada kapanacak. Ama bunun için bir iş bulmam gerek. Nereye kızım? Daha çayını bitirseydin bari. Vakit kaybetmemem lazım. Meryem. Hakkında hayırlısı olsun. En güzeli olsun. Amin abla sağ ol. Ben seni haberdar ederim. Ya Rabbim. Şu kızı iyi insanlarla karşılaştır. Su gibi kolayca aksın işler.
kadar derine gömsem bu acıdan kaçamam biliyorum. Ama dayanamıyorum artık. Her gün ölüyorum ben Nihan abla. Yine de olmuyor. Olmuyor. Kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum bu yükü. Yüreğim dayanmıyor. Nefes alamıyorum artık. Nihan abla bilmeden yaptım. Ama ben yaptım. Senin ölmene ben sebep oldum. Bu Nihan'ın toprağı. Sayende gülüşleri sustu. Hayalleri yarım kaldı Nihan'ın. Kardeşim toprağın altında üşürken sen sıcak yatağında uyumayacaksın. Demirhan'la ne yaptın? Yarın dilekçeler yazılacak. Bir tek Rüstem Bey'le Sema Hanım'ın dosyaları kaldı. Ama hiç merak etme abi, yarın sabah ilk iş gelip onları halledeceğim. Tabii Meryem abla burada olsaydı bu işler oho çoktan bitmişti. Evet, yarın halledersin Şebnem. Hadi çık, daha fazla geç olmadan eve git. İyi madem. Tamam abi. Ben çıkıyorum o zaman. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Şebnem. Anlamıyorsun. Sana borçlanmak daha ağır benim için. Hayırdır Şebnem, niye unuttun yine? Kenan sen misin? Kenan benim, hayırdır ne oluyor? Korkut abinin selamı var.
Yeter! Dağıtın şurayı! Artık Korkut abiye yanlış yapmayacağını anlamışsındır. Hadi gidiyoruz. Meryem. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anneciğim. Ben de şimdi nefesi yatırdım. Desene yine yetişemedim. Sıkma canını yavrum. Şu işlerin yoluna girsin. Allah'ın izniyle bol bol vakit geçirirsiniz birlikte. İnşallah anneciğim. Seni de böyle yoruyorum ama kusura bakma. Nefes çok yormadı seni değil mi? Kusum, melek gibi benim torunum. Çok uslu. Asıl sen nasılsın? Ne yaptın? Ben bütün gün iş baktım ama bulamadım. Yarın bir daha bakacağım. Bir an önce iş bulup çalışmam lazım. Meryem'im, kusum. Babam bugün yine o pis adamla konuştu. Korkutlama. Burnundan soluyordu yine. İyice tepesi atmış belli. Aman diyeyim kızım. Babanın gözüne fazla gözükme. Onun sağ solu belli olmaz. Tadımız kaçmasın. Tamam. Oo, Meryem Hanım. Evin yolunu buldun mu nihayet? Ha? Nerede sırttın bakalım bu saate kadar? Bütün gün iş baktım. Borcumu ödeyebilmek için. Ulan iş mi bakıyordun? Ulan sen harbi gerizekalısın ha. Vallahi bak. Ulan Korkut gibi bir kısmeti elinin tersiyle itiyorsun. Ondan sonra iki kuruşa çalışacaksın, iş arıyorsun öyle mi? Vallahi bravo. Raşit. Lan kaçma lan sen. Ben içeri gideyim. Hiçbir yere gidemezsin. Otur, önce konuşacağız. Raşit, bırak kız dinlensin. Yorgun geldi bak, sonra konuşursunuz. Kes lan sen! Otur, konuşacağız dedim. Yemeğin üstüne de kahve gibisi yok vallahi. Ay beni de iyice alıştırdınız Perihan teyze. E ne iyi etmişim Nurşah'cığım. E ne demişler? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Değil mi Eda? Evet. Ha? Kahveler de geldi. Lokum da koydun yana değil mi Gülnur? Orhun dönmedi mi? Hayır, henüz gelmediler. Hira da yemeğe katılmadı. Odasından çıkmadı bugün. Baktım ama kapı kapalıydı. Işıklar da yanmıyordu. Rahatsız etmek istemedim.
Ben bir Hira'ya bakayım. O abimin nerede olduğunu biliyordur. Kesin biliyordur. Her şeyin sorumlusu o zaten. Uyanık mıydın? Ben de uyuyorsundur diye rahatsız etmeyin dedim. Hira? Ne bu halin? İyi misin? İyiyim. Sakin ol tamam. Evet. Anlat bakalım. Nasıl açıklayacaksın sen bu durumu? Ha? O Kenan Efendi niye Korkut'a parayı ödemiş? Ha? Senin bundan haberin var mıydı? Hayır, haberim yoktu. Ben de sonradan öğrendim. Öğrenince de kızdım Kenan'a. Ya! Demek kızdın ha! Bravo! Ulan önce kafanıza göre işler çeviriyorsunuz, ondan sonra da ben de kızdım deyip işin içine sıyrılmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ulan niye o kadar parayı ödedi? Bu zamanda kim o kadar parayı karşılıksız verir be? Nasıl yani? Ulan salaklık etme! Uyan, uyan! Raşit bağırma. Çocuk uyanacak içeride. Lan sen de her lafa karışıp durma be! Ulan herif peşinde dolanıp duruyor sürekli. Ben bunu bilmiyor mu? He? Malamaz edecek bizi el aleme, malamaz. Anlamıyor musun? Demek ki herifin başka bir niyeti var. Sen bunu görmüyor musun? Kenan'ın bize yardım etmekten başka hiçbir niyeti yok. Niyetini sorgulaman gereken kişi Kenan değil Korkut. İlk başta o kadar parayı o vermedi mi? Niyetini de açık açık söyledi zaten. O zaman buna göz yuman sen değil miydin baba? Kes! Meryem! Raşit! Kızım. Bir daha bana asla elini kaldırma. Asla! Ulan vurursam ne olur? He vurursam ne olur? Kendine gel be adam, şaşırdın mı sen? Ulan siz var ya beni harbiden de katil edeceksiniz, şu kadar kaldı. Siz beni katil edeceksiniz ben. Ulan çıldıracağım lan. Çıldıracağım lan, çıldıracağım lan. Kızım. Ağlama güzel kızım. Ellerin kırılsın be adam. Ellerin kırılsın. Kusum. Biraz su iç, iyi gelir.
Ne oldu Hira? Abimle mi kavga ettiniz? Abimle aranızda çok özel bir mesele değilse eğer ve konuşmak istersen ben hep yanındayım. Üzülme artık. Abimin öfkesi yıkar geçer her şeyi. Ama durulduğunda gönlünü almasını da bilir. Görürsün bak. Kalbinin etrafında kalın duvarları vardır abimin. Kimse kolay kolay içeri giremez. Ama girince güvende olursun. Esip gürler. Ama durulduktan sonra öyle bir sarar ki seni sevgisiyle. Bir bakmışsın bütün yaralarını sarıvermiş. Dediğim gibi. Olur da konuşmak istersen ben hep yanındayım. Biz de abimi merak ediyorduk. Telefonu evde kendisi yok diye. Meğer sen iyi değilmişsin. Merak etme. Kafası bir şeye bozulduğu zaman koruya gider. Yürüyüşe. Oradadır yine. Ya da Yakup amcanın yanındadır. Sen endişelenme. Annem de ben idare ederim. Öyle adamlardan koruyacağı yerde. Bir de kendini savunuyorsun diye kızıyor. Boyu devrilesice. Sen sıkma canını annem. Bak hastanelerden yeni kurtulduk da. Üzülme olur mu? Her şey yoluna girer. Merak etme. Kenan ne olacak kızım? Onca yükü üstlenmiş. Bütün borcu tek seferde ödemiş. O da kendi halinde bir insan sonuçta. Meryem, senin evlendiğini öğrenince yıkılmıştı çocuk. Bak yine de ona rağmen yardım ediyor sana. Kızım ne diyeyim, tuttuğu altın olsun. Son kuruşuna kadar ödeyeceğim ona olan borcumu. Ne oldu kızım? Kim arıyor? Korkut arıyor yine. O çok güvendiğin avukat bozuntusu. Pek de sağlam değilmiş. Artık karşıma çıkmaması gerektiğini öğrenmiştir herhalde. Ne diyorsun sen? Ne diyeyim? Huf dedim yere düştü.
Yani senin sandığın gibi sağlam biri değil. Herkes adını bilecek. Sen de. Kendini koruyamayan adamdan medet umuyorsun. Aklını başına alsan iyi olur. Afife'cim, derneğin bir sonraki organizasyonu için birkaç fikrim... Konuştun mu? Neymiş mesele? Konuştum. Biraz kırgınlık varmış üzerinde. O yüzden yemeğe katılamamış. Abin neredeymiş? Sualimi cevaplamayacak mısın? Hira ile aralarında ufak bir tartışma olmuş sanırım. Bir sıkıntı olduğu belliydi zaten. Saat geç oldu. Hepinize iyi geceler. İyi geceler Nuşahcığım. İyi geceler. Thank you.
olmuyor. Yapamıyorum. Öldürmüşken nasıl yaşarım? Nasıl? Senin ne işin var burada? Nereden haberin oldu? Alçak şerefsiz. Arayıp haber verdi değil mi? Sana karışma demiştim. Masum birine iftira attım. Bir şey yapmam gerekiyordu. Aynı tarafta olmalıyız. Sırt sırta verirsek bize zarar veremez. Teklifimi kabul et Meryem. Ofise geri dön. Yemeğe katılmadın. Neredeydin? Yürüyüş yaptım. Saatlerdir yürüyor muydun? Telefonunu da almamışsın. Evet. Dengeyle uyumun önemli olduğunu bilmen gerekirdi. Şimdi acı çekiyorsun.